Şimdi Mücahit, ilk gelen bilgileri bir aktaralım. Bu iki heyet arasındaki görüşmeyle ilgili Ukrayna heyet başkanı sivillerin tahliye edilmesi için ortak insani koridor kurma kararı aldık. Rusya ile üçüncü bir görüşme yapmayı kabul ettik. Tahliye sürecinde geçici bir ateşkes de ilan edilebilir demiş. Müzakereden sonra gelen ilk bilgiler. Şimdi dedin ki sirenler çaldı. Dolayısıyla ben de bunu zaten merak ediyordum. Acaba sirenler çaldı mı diye son duruma ilişkin bilgi ne diye. Özellikle bu konvoy ile ilgili olarak 64 kilometrelik bir Rus konvoyu olduğu iddiası, senin gözlemlerin bu konuyla ilgili neler? Bir de Putin bugün dedi ki zaten sivillerin geçişi için güvenli koridor oluşturuyoruz. Oysa biz buradan anlıyoruz ki henüz daha yeni bir karar alınmış. Dolayısıyla bu görüşmeler yapılmadan önce siz güvenli koridor oluşturulduğuna ilişkin gözlemleriniz var mıydı? Putin'in dediği gibi. Bir de sivilleri canlı kalkan yapıyorlar iddiasına. Acaba ne dersin Mücahit? Son sorudan başlayalım. Sivilleri canlı kalkan yapıyor iddiası Putin'in. Sivilleri canlı kalkan yapmıyor aslında Ukrayna devleti. Sivilleri direkt askeri bir misyon yüklüyor. Yani biz yaklaşık neredeyse 10 gündür buradayız, bölgedeyiz. Bu noktada sivil direnişçilere, sivil milis güçlere ya da sivil savunma birliklerine adına her ne diyorsak onlara silah dağıtımının gerçekleştirildiğini ifade edebiliriz. Yani o siviller kendi vatanlarını savunmak amacıyla burada silahlandılar. Artık o noktada herhangi bir sivillerin canlı kalkan olması söz konusu değil. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Yani yarın öbür gün Putin şu açıklamayı da yapabilir. Olası bir sivil saldırı sonucunda. Hayır, onların elinde silah vardı. Onlar bana ateş edecekti. Onlar beni vurmadan ben onları vurdum açıklaması da yapabilir. Zira hemen hemen burada kalan, artık Kiev'de bulunan bütün sivillerin, neredeyse eli silah tutan herkesin elinde bir Kalaşnikov marka silah bulunuyor. Ve artık onlar o kollarına taktıkları sarı bantlarla birlikte Kiev sokaklarında ve farklı bölgelerde devriye atmaya, bir askeri personel gibi davranmaya devam ediyorlar. Bunu ifade edebiliriz. O meşhur konvoy, uydu radar istasyonlarının uydu görüntülerine de rastlayan o konvoysa, şu an itibariyle henüz o noktaya kadar, yani Kiev'e kadar yakınlaşmış değil. Yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bir mesafe. Hatta şöyle söyleyelim, o konvoyun gelişi biraz daha gecikebilir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü o konvoyun geçiş güzergahı Gustomal Havalimanı, Gustomal bölgesi, orada bulunan Antonov Havalimanı Rus denetimine geçti ve o bölgeden güneye doğru bir iniş söz konusu. Gustomal'den sonra Buça denilen bir merkez var. Ondan sonra da Irpin denilen bir merkez var. Irpin, geçtiğimiz günlerde o Buça'da ve Irpin'de ciddi anlamda bir çatışmalar yaşandı. Ciddi anlamda Ukrayna'nın, Rusya'nın saldırısı oldu ve Ukrayna o saldırıları başarılı bir şekilde püskürttü. Hatta orada çok sayıda askeri araca zarar verildi, imha edildi. Yani o askeri araçların geçiş güzergahı üzerinde, yani o 60 kilometrelik konvoyun geçiş güzergahı üzerindeki yollar tamamen Rus imha edilen Rus araçlarıyla dolmuş durumda, imha edilen araçlarla dolmuş durumda. O araçların kaldırılması, o araçların temizlenmesi ya da o konvoyun farklı bir şekilde, farklı bir güzergah çizerek yola devam etmesi oldukça güç. Çünkü orada bağlantı yolunu sağlayan köprü de havaya uçurulmuş durumda. Ukrayna güvenlik güçleri tarafından Irpin Nehri geçiyor. O köprü tamamen havaya uçurulmuş durumda. Yani geçiş noktalarını ciddi anlamda kapatmış durumda. Ukrayna güvenlik güçleri bunu ifade edebiliriz. Tabii ne olacak, ya da farklı bir seçenek yapılır mı, ya da askeri köprüler de kuruluyor. Zaman zaman şahit oluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri de zaman zaman sel, afet bölgelerinde hızla 7-8 saatte bir köprü kurabiliyor. Rusya'nın öyle ekipmanları da vardır. İlla ki o 60 kilometrelik konvoyun içerisinde hızlı bir köprü yapımı,
araçların geçişi. Tabii bunlar henüz ileriki zamanların işi gibi görünüyor ama şu an itibariyle o konvoy biraz yavaşlamış. Durduruldu demiyorum ama biraz yavaşladı. En azından Ukrayna savunma güçleri o noktada biraz daha önde gibi duruyor aldıkları önlemlerle. Ki zaten köprünün akabinde bugün gördüğümüz o mayınlama sistemleriyle birlikte muhtemelen köprüyü kurup diğer hatta karşı yakaya geçmiş olsalar bile onları Rusları anti-tank mayınları karşılayacak. Bugün onun da hazırlığını gördük canlı kendimiz gözlerimizde, hatta onları da kayda aldık zaten Hande. Peki sevgili konuklarım, Mücahit'e soru sormak istediğiniz, özellikle merak ettiğiniz bir nokta var mı? Hande Hanım, ben sorabilir miyim? Tabii ki Melik, dinliyoruz. Öncelikle yani sevgili Mücahit'e kolaylıklar diliyoruz. Allah yardımcısı olsun. Şimdi 28 Şubat'ta ilk toplantı olduğunda müzakere boyunca hiç böyle saldırı olmadı müzakerenin sürdüğü saatlerde. Bugün ikinci toplantı, toplantı sürerken yine pek bir saldırı ve siren duymadık ama az önce Mücahit dedi ki tekrar sirenler başladı. Bu yani dün akşam da çok sık siren sesi ve saldırı oldu. Böyle bir şeye kadar, yani müzakereden sonuç çıkmadığı için bu saldırı beklentisi yüksek anlamında mı? Yani sürekli sirenler dün akşamki bir sıklıkla mı çalıyor? Çünkü dün izledim yayında, hatta bir iki tane yayına da denk geldi dün gece bağlanırken. Böyle sıklıkla ve saldırı beklentisi yüksek mi? Bugün itibariyle yani sabah gün içerisinde gündüz vakti çaldı. 3 defa çaldığına şahit olduk. Sonrasında bölgeden ayrılmak durumunda kaldık. O ayrıldığımız zaman dilimi içerisinde çaldı mı ondan emin değilim ama akşam saatlerinde henüz bir kez o siren sesinin çaldığını işittik. Tabii değişiyor bu, özellikle hava karardıktan sonra gündüz vaktiyle gece vakti ciddi anlamda gündüzle gece gibi bir fark var. Gece çatışmaların şiddeti, çatışmaların dozu, bombardımanların şiddeti daha da artıyor. Özellikle o biraz önce bahsettiğim Irpin, Buca hattı bölgesinde, Gustoval noktasında güneye doğru bir iniş söz konusu. O noktada ciddi bir hazırlıklar var. Bugün ama bir kez çaldı henüz süren, ama şunu da söyleyelim. Bugün özellikle Ukrayna savunma birlikleri tarafından, yani bizim bulunduğumuz bölgeden de çok sayıda top atışının yapıldığını da ifade edebiliriz. Yani yakın noktalarda bulunan topçu birlikleri, Ukrayna topçu birlikleri Rus hedeflerine yönelik atışlar gerçekleştirdi. Hatta roket atarlı atışların da gerçekleştirildiğini ifade edebiliriz. Onların sesine de şahit olduk. Bunu da ifade edelim. Başka soru var mı acaba Abdullah Ağar, Faruk Aksoy? Ben şunu sormak istiyorum Mücahit sana. Öncelikle kolay gelsin. Kendiniz için, gazeteciler için bir gerginlik hissediyor musunuz? Yani gazetecilerin hareketliliği nasıl? Özellikle diğer yabancı ülkelerden gelenler nasıl bir hareketlilik ortaya koyuyorlar? Bir bunu öğrenmek istiyorum. Bir diğer tarafıyla da şimdi temel bir soruya cevap arıyoruz. Olası bir Kiev mücadelesine. Şimdi Kiev mücadelesiyle ilgili hani bizim askeri terminolojide şöyle bir şey var. Bir şehrin savunması şehrin içinde yapılmaz. Şehrin dışında yapılır. Şimdi mücadelenin şehrin dışında yapılmasına dair bir gördüğün var mı, tespitin var mı veya buna dair çatışmalar görebiliyor musun? Yani benim buradan görebildiğim kadarıyla Rus ordusu son derece kararlı adımlarla ve yavaş yavaş o senin bahsetmiş olduğun konvoyu ve diğer bazı konvoyları şehrin özellikle kuzey batısına, kuzey doğusuna ve güney batısına yayarak şehri bir şekilde kuşattığını görüyoruz. Yani ben buradan okumam bu şekilde. Bu konuda ne dersin? Doğru mu benim bu okumam? Bir diğer tarafıyla da bir başka şey var. Bence en önemlisi olan da o. Hani şehrin dışında orduları yenildi, dağıldı, geriye çekildi vesaire. Bunları senden dinleyeceğiz ama şehrin içinde hep başından beri konuşmuş olduğumuz bir Ukrayna mukavemeti. Yani Ukrayna halkının, yeraltı teşkilatının veya seferberlik yapısının, hatta Amerikalıların eğittiğini söylendiği, biliyorsunuz sosyal medyada bunlarla ilgili pek çok paylaşım yaptı Amerikalılar. Biz eğittik,
gibi bir takım cümleler kurdular. Bu yapının iradesini, gücünü ve kararlılığını nasıl görüyorsun, oradan nasıl okuyorsun? Bir diğer tarafıyla da en başından beri sabotajcılar diye Zelenski'nin ifade etmiş olduğu Rus ordu grusu ve spetsnazların girdiklerini, daha ilk günden girdiklerini, ondan sonra yeraltı teşkilatıyla yani kendileriyle işbirlikçileriyle buluştuklarını ve bir takım eylemler yapmaya çalıştıklarını, hatta Zelenski'nin işte bu geceyi çok zor geçecek, çok zor geçecek dediği temel fotoğrafın etkisini ortaya koyacak askeri kanat ve direniş kanadı, özellikle işbirlikçi kanadı Ruslar adına. Şimdi bu yapı şu an içinde mi, Kiev'de, buna dair siz ne konuşuyorsunuz? Şimdi bu yapının nasıl bir etki ortaya koyacağına dair oralarda kurulan cümleler var mı, duyuyor musunuz? Ve bunlarla ilgili bir irade ve sayı, yani güç meselesi, yani hangisi güçlü? Yani bunlarla dair öngörüler var mı? Rakamlar var mı? Bir şeyler söyleniyor mu? Hani bilebildiğin, duyabildiğin kadarıyla bize söylersen ben çok sevinirim. Evet, önce ikinci sorunuzdan başlayalım Abdullah Bey o zaman. Şöyle söyleyelim, Zelenski neredeyse hemen hemen her gün ya sosyal medya hesaplarından ya Telegram hesabından ya da Twitter üzerinden açıklamalarını yapıyor. Bu gece zor geçecek benzeri açıklamalarını sıklıkla söylüyor. Zira akşam saatlerinde bu çatışmaların şiddeti ve çatışmaların dozu biraz daha artıyor. Bunu ifade edebiliriz. Tabii o Rus sabotajcılar aslında bakılırsa belki Rusya tatbikatlara başlamadan önce bile muhtemelen Kiev kentine girmiş olabilirler. Ya da Kiev'de bulunan Rus ayrılıkçılar farklı noktalarda bir hücre yapılanmasına girmiş olabilirler. Bu tabii oldukça önemli. Zira bugün mesela biz o Irpin yakınlarında, Irpin bölgesinde 3 sabotajcının yakalandığını gördük. Yani 3 sabotajcı elleri, gözleri, ayakları bantlarla bağlanmış bir şekilde yakalanmıştı. Evet, onları gördük. Hatta görüntüleri de var. Yani arkadaşlar belki yani, verebilirse o görüntüleri tabii bilmiyorum ama. Yakalanmanın verdiği bir eziklik vardır. Onu anlayabiliyorum. Ama adamlar hani diyorsun ki yani bunlar profesyoneller. Yoksa yani Rusya angaje işbirlikçiler mi? Yani profesyonellerse hani ne derece profesyonelliği hani şeklinden, şemalinden, heybetinden, bakışındaki öfkeden bir şeyler insan görür. Bu adamlar sağlam veya bu adamlar zayıf. Bununla ilgili bir kanaatin var mı? Adamların buz gibi olduğunu söyleyebiliriz. Yani yakalanmış bir adam en azından bir çırpılmak için ya da bir o bulunduğu durumdan esir edilen bir insanın tepkisiz kalması beklenemez. Ama bu yakalanan kişiler oldukça donuk, oldukça tepkisiz, oldukça yani o durumu kabullenmiş gibiydiler ya da o durumu umursamıyor gibiydiler anlamı da çıkabilir. Yani o yüz ifadelerinden neredeyse hiçbir şey anlamak mümkün değil. Zaten kimi bir tanesi yüzünü toprağa gömmüştü. Yani o soğuk havada bile oturuyordu, kapatmıştı yüzünü, göstermiyordu. Birisi ise ya zaten tek diğeri yüzünü saklıyordu. Diğeri ise tamamen hani ne olduğunu, ne bittiğini anlamaya çalışan ya da bir şeyler duymaya çalışan bir insandı. Elleri ayakları bağlanmış bir vaziyette, gözleri bağlanmış bir vaziyette, etrafına sağına soluna bakar pozisyondaydı. Onların o davranışlarından profesyonel oldukları mı yoksa gerçekten bulundukları durumu artık kabullenmiş oldukları mı siz asker olarak daha iyi bilirsiniz ama durumlarını oldukça tepkisiz olduğunu ifade edebiliriz sadece bir kişi dışında. O da zaten etrafına, sağına, soluna bakarak ne olup ne bittiğini anlamaya çalışan, belki de duymaya çalışan biri konumundaydı. Diğer ikisi ise zaten yüzlerini kapatmış ve yatar pozisyonda bekliyorlardı. Mücahit Topçu, bir soru da ben sormak istiyorum Faruk Aksu'ya. Farukcığım, diğer sorunun cevabını da alalım değil mi? Tamam, alalım. Mücahit, diğer sorduklarıma bir şey söyleyebilecek mi? Bu gazeteciler... Kuvvet mukayesesi. Gazetecilerle alakalı hemen o sorunuzu da yanıtlayalım. Yabancı basın mensupları
yabancı basın mensupları bizim bulunduğumuz otelden ayrılmaya başladılar. Onu ifade edelim. Nereye gittiklerini sorduğumuzda daha güvenli bölgeye, yani Lviv'e gideceklerini ifade ettiler. Onu belirtelim. Biz Türk gazeteciler ya da basın mensupları olarak henüz bulunduğumuz noktayı koruyoruz ama yabancı basın mensupları ayrılmaya başladılar. Onu ifade edelim. Sokak çatışmalarıyla alakalı sorduğunuz soruya da şu şekilde yanıt verelim. İki gün önce de şunu söylüyorduk. Hani sokakta öyle bir hareketlilik yoktu. Şimdi sokakta ciddi anlamda bir hareketlilik artık baş göstermeye başlamış durumda. Hemen hemen her noktada, her güzergahta, her sokakta, her caddede artık birileri bir barikat kurma telaşı içerisine girmiş durumda. Artık vinçler getirildi, demir bariyerler konuyor, beton bloklar getiriliyor. Beton blokların, demir bariyerlerin olmadığı yerde sivil vatandaşlar araçlarını getirmişler. Araçların içerisine kum torbaları yığmışlar ve o şekilde bir mevzi oluşturmuşlar. Araç yoksa beyaz eşyalar gördük, koltuk takımları gördük, masalar gördük. Yani ne bulunduysa o barikata konmuş durumda. Ha, bunlar ne kadar etkili olur tank ve zırhlı birlikleri? Biz de kendi içerimizde konuşuyoruz ama bugün yine Irpin'de gördüğümüz şuydu. Yani lastikler tankı durdurabilir mi? Tabii ki de durduramaz. Ya da zırhlı araçlar durdurabilir mi? Tabii ki de durduramaz. Yani bir beyaz eşya, bir çamaşır makinesi bir tankı nasıl durduracak? Ya da bir koltuk bir tankı durduramaz. Mantıken anlamsız. Ya zaten ama bugün şunu gördük. Irpin'de o lastik bariyerlerin ardına mayın döşemeye başlamışlardı. Yani bunu gördük, bunu kaydı da var, çektik de ve bu mayınları bir askerdi, siviller de vardı arasında, bir askeri personel, Ukrayna güvenlik personeli o mayınları birbirine bağlayan bir kabloyla muhtemelen biri patladığı anda hepsini havaya uçuracak şekilde bir düzenek kurmaya da başlamıştı. Yani o lastikler görünürde lastik gibi görünebilir. Belki Rus tarafından baktığınızda biz bu lastikleri rahatlıkla geçebiliriz denilebilir ama arkasında onlarca anti-tank mayınının olduğunu ifade edebiliriz. Yani bu bariyerlerin arkasına ya da içerisine gizlenmiş bu tarz savunma mekanizmaları da var. O mekanizmalar şehir merkezinde işe yarar mı? O biraz sıkıntı gibi görünüyor. Yani şehir merkezinde böyle büyük patlamaların, büyük bombardımanların yaşanması ciddi anlamda sıkıntı oluşturabilir. Zaten Putin de muhtemelen hava saldırılarını ya da yoğun füze saldırılarını, en azından Rusya'da gördüğümüz Suriye'de saldıran bir Putin imajından ziyade Ukrayna'yı kendi halkı gibi gören, Ukrayna'yı kendi evi gibi gören, fazla kırıp dökmeden en azından bir enkaz devralmak istemeyen bir Putin olduğunu söyleyebilirim. En azından gördüğüm manzara bana bunu söylüyor. Bu tarz bir sokak çatışması ne gösterir onu da eğer yaşanırsa göreceğiz. Mücahit, bu arada Mücahit, bağımsızlık hemen galiba şöylesin. Arkandaki yeri bize bir tarif et. Orada acaba karanlık olduğunu biliyorum ama barikat ve benzeri bir şeyler görebiliyor muyuz? Kameraman arkadaşımızın da desteğiyle biraz da bir etrafını bize bir anlatır mısın? Arkanı, yanını, ne var ne yok? Tabii artık arkamızda barikatlar bir hayli kurulmaya başladı. Şöyle Hilmi abiden rica edeyim, göstersin sizlere. Yani zaten Kiev'in ender ışıklı noktalarından biri burası. Bağımsızlık Meydanı. İki heykel bulunuyor burada, melek heykelleri. En turistik, en göze çarpan Kiev'in sokaklarından, meydanlarından biri burası. Ve hemen şu noktada Hilmi abi gösterebilirse, o kumların olduğu nokta, yani o güzergah üzerinde ciddi anlamda bir hazırlık var. Tabii ama orası ışıklı olduğu için görebiliyorsunuz siz. Işıklı olmayan tarafta şu yazı var orada. Ukrayna yazısı var. Kalpli Ukrayna yazısı, her şehirde, her semtte olan o yazıların bulunduğu noktada da demir bariyerler ve beton bloklar konuldu. Şimdi o cadde karanlık olduğu için pek görünmüyor ama görünen taraftan bahsedelim biraz biz size. O noktada o kumlara bugün İlginç bir şey gördük. Yani onu da söyleyeyim, biraz tuhafıma da gitti işin açıkçası. Asker ya sivil direnişçiler kum torbalarını market arabalarıyla taşıyorlardı. Yani biraz tuhafıma gitti. Yani böyle hem askeri
anlamda hem böyle ne buldularsa ellerinde artık taşınabilecek ne varsa onlarla birlikte bir hazırlık içerisinde, yani topyekun bir hazırlık var Ukrayna'da. Sivil halk, askeri halk, askerler, güvenlik güçleri vesaire, neredeyse herkes bir işin ucundan tutuyorlar. Öyle bir manzara var. O kum yığınlarında hemen binanın arkasında farklı bir bina var. O binaya siper mevzi oluşturmak için taşıdılar kum torbalarını ve market arabalarıyla taşıdılar. Hani böyle marketlerde, süpermarketlerde olur ya, alışveriş yapmak için kullanılan o market arabalarıyla kum torbalarını taşıdılar ve oraya yığdılar, siper oluşturdular, mevzilendirdiler. Zaten o kumların bulunduğu yer ya da o mevzilerin bulunduğu yerde yaklaşık 1,5-2 kilometre ilerisi Mariinski Sarayı. Onu da ifade edelim. Yani buradan yola çıktığınızda yürüme mesafesi herhalde benim adımlarım biraz büyük. 20 dakikada belki daha kısa bir sürede 10-15 dakikada o noktaya ulaşabilirim. Ya da araçla gittiğinizde 2 dakikalık bir mesafe, öyle söyleyelim. O hattı tamamen kapatmış durumdalar şu an itibariyle. Zaten Mariinski Sarayı ve çevresi, hükümet binasının bulunduğu alan, başkanlık konutu, parlamento yapısı ve o alan ciddi anlamda bir korunma alanı olarak dikkat çekiyor. O noktada askerler uçak savarlarla bölgede o alanı, yani o Ukrayna devletinin yönetildiği bölgeyi ciddi bir şekilde koruyorlar. Bunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Zaten bu hat üzerinde de Krasnoyarsk Caddesi deniyor. O hemen karşınızda gördüğünüz cadde. Artık o cadde üzerinde de bugün yaya yollarına bile, yani sadece araçlar değil, yaya yollarına bile barikatlar kurulmuş durumda. Hemen altında da bir yeraltı çarşısı var böyle. Alt geçit, İstanbul'da hep üst geçitler vardır ama ya da Türkiye'de, Ukrayna'da üst geçitlerden ziyade alt geçitler olur karşıdan karşıya geçmek için. O alt geçitlerde de tamamen sivil direnişçilerin bulunduğunu ifade edebiliriz. Oraya da zaten gün içerisinde zaman zaman erzak getirildiğini, gıda yardımı yapıldığını da ifade edebiliriz.